Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haftanın ardından öne çıkan gelişmeler ile karşınızdayız. Aksaray Belediyesi tarafından TOKİ bölgesine yapılması planlanan Kadın Aktivite Merkezi'nin temeli atıldı. Tesisin temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, bugün burada Cumhuriyet, Yunus Emre ve Çiftlik mahallelerine hitap edecek bir merkezin daha temelini atıyoruz. Bu bölgede yaşayan hanımlarımızın kendi el becerilerini geliştirebileceği, aktiviteler yapabileceği bir alan olacak ve tesisi en kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız dedi. Şimdi Cumhuriyet Mahallemiz, TOKİ bölgemiz, bizim en değer verdiğimiz göz bebeğimiz. Özellikle burada bir ablam var. Kendisine tekrar hoş geldin diliyorum. Buradaki bu yapının oluşmasının ilk temellerini kendileri atmıştır. Ve kadın kollarında çalışırken, bizim çalışmalarımıza da katılırken hep söylediği bir şey vardı. Başkanım, bizim burada yani bu bölgede bulunan hanımlarımız özellikle sizlerden bu yapıyı, buna benzer bir yapıyı çok arzuluyor, çok istiyor. Çünkü bu bölge yaklaşık 15-20 bin nüfusun bulunduğu bir alan ve bu alanda yaşayan hanımlarımızın kendi el becerilerinin geliştirdiği aktiviteleri güzel bir şekilde kullanabileceği çalışmalar yapmak istiyoruz demişti. Burada ben belediye meclis üyelerimize de teşekkür etmek istiyorum. Başkan yardımcılarımıza, teknik ekibimize de. Çünkü bu projeye hemen start verdiğimiz andan itibaren çalışmalar en kısa zamanda başladı. Ve şu anda temel atmayı hep birlikte gerçekleştireceğiz. AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ise hizmetin Aksaray'a hayırlı olması temennisinde bulundu. Kamu hizmeti biraz mahallidir. Büyük politikalar, büyük ekonomik politikalar, büyük asayiş politikaları devletin varlığı için zararlıdır. Ancak vatandaşa değen hizmet mahallinde ifa edilir, mahallinde ika edilir. Belediyecilik de o kamu hizmetinin vatandaşa değen yönüdür. Bugün burada temelini atacağımız şeyin bir benzerini yaptık, denedik. Başkanımı tebrik ediyorum. Bütün belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Başarılı oldu. Çok ilgi alaka gördü. Hayırlı uğurlu olsun diyorum buradaki hemşerilerimize, kadınlarımıza, hanımefendilerimize. İnşallah bunun devamını Aksaray'ın başka mahallelerinde de devam ettireceğiz. Protokol konuşmalarının ardından Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Başkan Haluk Şahin Yazgı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün birlikte kurdele keserek temeli ilk betonu attı. Aksaray Belediyesi kadın istihdamında yepyeni bir dönem başlattı. Daha çok erkek işi olarak bilinen inşaat alanında kadınlar biz de varız diyerek bir okulun dış cephesini tamamladı. Fırsat yaratıldığında üstesinden gelemeyecekleri iş olmadığını bir kez daha kanıtlayan kadınlarımız, Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi ve girişimci iş kadını Aysun Akkurt'un başlattığı proje ile yapı yalıtım mesleki eğitim kursu alıyorlar. Evet. Yok şu anda öyle bir sıkıntısı yok. Takma yok. Şu anda yok. Yani ufak tefek takmaları görevlileri halletmiş arkadaşlar. Biz komple bunu sökeceğiz. Yeniden tekrar yerine fırçası yapacağız. Evet. Türkiye'nin yapı yalıtım kadın ustaları iskele başında, işlerinin başındalar. Hemen şöyle sizi tanıyalım. Tabii Tuğba Öntek'ten 20 yaşındayım. Öğrenciyim, burada okuyorum. Tuğba, gerçekten çok farklı bir işe imza atıyorsunuz. Keyifli bir işe imza atıyorsunuz. Biraz bize anlatır mısınız, neler yapıyorsunuz burada? Ya bu şekilde okullara yalıtım ve ısınma şeklinde işe başladık. Türkiye'de bir ilk olarak ilerliyoruz. Şu an sıvalar atıldı ve işi öğrendiğimizi düşünüyorum. Ve usta, çıraklığı yapamadığın için ustası olamazsınız. Ve biz de çıraklıktan ustala doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Bu şekilde işimizi yürütüyoruz. Çok kıymetli Milli Eğitim Müdürüm, çok değerli İşkur Müdürüm, değerli kadın girişimcilerimiz Başkanı Aysun Hanım, değerli eşim ve çok kıymetli esas buranın kahramanı 8 tane kursiyerimiz hanımefendiler. Ben önce sizlere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Gerçekten de bugün öyle güzel bir şeye imza attınız ki, hem de Türkiye'de ilk defa yapılan bir çalışmaya. Daha önce boya yapılıyordu ama hem yalıtım hem boya anlamında bir okulumuzun buradaki bulunan eklentisine yapılan
Bu çalışmayla kadınlarımızın bu konuda da ne kadar uzman olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Şimdi kadının elinin değdiği yerde bir hassaslık, bir güzellik, bir sanat, bir incelik çıkıyor. Ve işi ne kadar titiz yaptığınıza ben her seferinde şahidim. Ve burada da birazdan gezdiğimiz zaman daha da güzel anlaşılacak. Ben başta sizlere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ardından sizlerin de bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız bir seferberlik başlattı. Bu iş konusunda ve kadınlarımızın iş gücüne katılımı konusunda. Biz de Aksaray'da bu noktada yaptığımız çalışmalar, sadece tek başımıza değiliz tabii ki, valiliğimiz, Değerli İş Kur Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, valiliğimizle beraber, vekillerimizle birlikte bu çalışmaya biz de varız dedik. Ve sağ olsun hanımefendiler bizleri kırmadılar. Böyle güzel bir projeye imza atıyorlar. Esas kahramanlar onlar. İçerimizde hem öğrenci kardeşlerimiz var, hem de aynı zamanda ev hanımları var. Yani az önce müdürümün de dediği gibi elinin hamuruyla gelip buralarda güzel hem yalıtım hem de boya işine giriyorlar. Yani artık o imaj da yıkıldı. Hanımlar her an her yerdeler ve erkeklerin elindeki işleri de alıyorlar işin doğrusu. Bu da güzel bir şey yani katılım anlamında, evine ekmek götürme anlamında. Ben biliyorsunuz Akbek kurslarında da hanımların yaptığı çalışmalara şahidim. Onlar müthiş sanatkarlar. Yapmış olduğu birçok çalışmayı ben gelen misafirlerimize de veriyorum. Hem de gurur duyarak veriyorum. Çünkü bu el emeği, göz nuru ve Aksaray'ımızın da bulunan hanımların yaptığı çalışmalar. Dolayısıyla birazdan sizler de göreceksiniz tekrar yapılan çalışmalarla. Bir başlangıç oldu. Bunun devamı gelecek. İnşallah. Yeter ki kadınlarımız, hanımlarımız bizim yanımızda olsun. Biz onlara her zaman hizmet etmeye hazırız. Her zaman. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Projeyle ilgili bilgi almak üzere İşkur İl Müdürü Sayın Mahmut Akkuş Beyefendi yanımızda. Sayın Müdürüm, projenin başlangıç ayağını ve sonucunu bize anlatır mısınız? Evet, projemiz aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu'nun öncülüğünde yürütülen Milli Seferberlik kapsamında başladı. Burada temennimiz kadınların iş gücüne katılım oranı olan %30'ları %43'ler seviyesine çıkarmak ki hem devletimizin hem hükümetimizin ulusal istihdam strateji hedefleri arasında yer almakta. Ben de iş kur müdürümüzün tabii söylediği gibi aslında kadınlarımıza fırsat ve imkan verildiğinde neleri yapabildiğini görüyoruz. Tabii bu projenin meslek edindirme kursları çerçevesinde Güller Ceylan Acar İlkokulumuzda oluyor olması da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Biz bu projenin inşallah hayırseverlerimizin de desteğiyle İşkur Müdürlüğümüzün bu projesini diğer okullarımızda da devam ettirmek istiyoruz. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Bu projemiz yeni olan bir proje değil. 2 yıldır böyle bir şey düşünüyorduk. Çünkü biz yalıtım malzemesi üretimi yapıyoruz. İstedim ki eğer ben yapabiliyorsam bir kadın olaraktan bütün kadınlar yapabilir diye düşündüm. Ve bu konuyu Hasibe Hanım'a 2 yıl önce söylediğimde tabii ki severekten kabul etti. Kendisi de zaten aynı zamanda makine mühendisi. Bizim bir şansımız vardı. Ben kendimi bu konuda çok şanslı görüyorum. Mutlaka herkesin böyle bir projesi vardır. Belediye olaraktan işte benim gibi birçok girişimci arkadaşlar vardır. Bizim bir şansımız bunu düşündüğümüzde hemen uygulamaya geçebilecek bir başkanımız ve çok çalışkan bir işkur şube müdürümüz var. Hediye Hanım da bunun her temelini attıktan sonra Hasibe Hanım 6 saat gibi kısa bir süre içerisinde koordinasyon merkezinde bu işi isteyen kadınlarımızın listesini verdi bize. Ve biz 6 saat içerisinde organize olduk. Tabii ki imzamızı, projelerimizi projelendirdiğimiz 8 tane projemiz var bu arada 1 yıl içerisinde. İlkini yapı yalıtım diye başlattık. Hem okulumuza bir faydası olsun, okulumuzun da zaten yalıtıma ihtiyacı varmış. Hem onu yapmış oluruz dedik, hem milli seferberliğe katılmış oluruz dedik, hem de hava mevsim olarak da bu yalıtımın bu mevsimde yapılması gerekli. Hasibe Hanım, gerçekten çok anlamlı ve farklı projelere imza atıyorsunuz ve kadınlara öncülük ediyorsunuz. Siz de burada kursiyer hanımlarla birlikte çalışıyorsunuz, emek harcıyorsunuz, işin başındasınız, güvenlikleri için ve her türlü sorunlarıyla ilgileniyorsunuz. Kısaca duygularınızı alalım, ne söylemek istersiniz? Biz Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi olarak her eve ihtiyaçlarını veyahut da hatırlarını sormak için ziyaret ediyoruz. Ve bu ziyaretlerimizde de bayanlarımız yeri geliyor maddi ihtiyaç, yeri geliyor bir şeyler üretmek amacıyla iş
taleplerinde bulunuyorlar. Ve bayanlarımızın kendi işlerini yapabilme, gerçekten faydalı olabilmesi adına İşkur'la ve Aysun Hanım, Ticaret Odası Kadın Girişimciler Başkanı Aysun Hanım'la birlikte güzel projeler ürettik. 8 projemiz var bayanlarımız adına. Bayanlarımız her yerde kendi gücünü gösterebilecek durumda. Gerçekten evlerinde, Aysun Hanım da dediği gibi, boyalarını kendileri yapıyorlar. Birçok ihtiyaçlarını, hatta tamirlerini bile kendileri yapıyorlar. Ve bu işte de neden olmasın dedik. Bayanımızın her yerde gücü olduğunu, her yerde elin emeği olabileceğini göstermek istedik. Bu işi de yaparken gerçekten bir pasta kıvamında veyahut da bir yufka açar gibi makyajıyla, örtüsüyle bütünleşerek biz de varız dediler. Ve gerçekten tam bir güzellikle de bu işi yapıyorlar. Ben inanıyorum ellerinden en iyi şekilde bir yalıtım projesi çıkacağını. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve beraberindeki öğretmenleri makamında kabul etti. Öğretmenlerimiz sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Öğretmenlerimiz kutlu olsun. Valla bizim vermemiz lazımdı ama yarın vereceğiz inşallah, biz hazırlığımızı yaptık. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yazgı, Öğretmenler Günü'nün sadece senede bir gün değil, yılın 365 günü kutlanması gerektiğini ifade ederek günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Biz tabii bir günü hapsetmemek gerekiyor bu konuyu. Çünkü bizim geleceğimiz sizlerin elinizde ve sizlerin verdiği eğitimle, öğretimle çocuklarımız inşallah güzel yerlere geliyorlar. Biz de tabii belediye olarak bu işi çok önemsiyoruz. Hani her zaman söylüyoruz, meclis üyelerimizle de beraber konuştuğumuzda, basında da paylaştığımızda. Ya yol yaparız, binalar da yaparız ama öğrenci yetiştirmek, geleceğe bir şey bırakmak bu işin en önemli tarafı. Burada sizlere belediye olarak biz ufak da olsa bir katkımız varsa bizim için ne mutlu. İl Milli Eğitim Müdürü Kartal ise kendilerine emanet edilen çocukların ne kadar kıymetli olduğunun farkında olduklarını söyledi. Tüm öğretmenlerimiz adına sizlere teşekkür ediyoruz. Özellikle eğitime vermiş olduğumuz desteklerden dolayı her konuda biz Aksaray Belediyesi'nden ve zaaflarınızdan olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Ve şimdi öğretmenlerimize özellikle şunu söylüyorum ben her şeyde başkanım. Diyorum ki bunu ben artık şey haline geldi, klişe haline geldi. Çocuklarımızı iyi tanıyın diyorum. Öyle tanıyın ki artık tomografisi yetmez. Onların kemanını çekin diyorum. Yani girdiğiniz en azından sınıf rehber öğretmeni olduğunuz çocukların ailesi, durumu nedir, kaç kardeştir, sosyoekonomik durumu nedir, çocuğun sıkıntıları var mıdır? Ve başkanım, seven öğretmen seviliyor, dokunan öğretmen de unutulmuyor. Yani hep hayat boyu hatırlanıyor. Önemli olan dokunan öğretmen olabilmek toplumda başkanım. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ilkokul öğretmeni Birsen Acar'ı evinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Öğretmeninin elini öpüp sarılan Başkan Haluk Şahin Yazgı, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle ilkokul öğretmenim olan kıymetli insan Birsen Acar öğretmenimizi evinde ziyaret ettik. Yine kendisi gibi öğretmen eşi değerli büyüğümüz Nevzat hocamızın da Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmenimize beni yetiştirdiği için teşekkür ediyorum diyerek ziyarette duygularını dile getirdi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, emekliler dinlenme evinde vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı bugün Cuma namazını Ulu Camii'nde kıldı. Cuma namazı sonrasında emekliler dinlenme evine geçen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı burada vatandaşlarla sohbet etti ve daha sonra esnafları ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Başkan Yazgı vatandaşlarla iç içe bir gün geçirdi. Aksaray Belediye Başkanlığı bünyesinde oluşturduğu Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Aksaray Belediye Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kapsamında Aksaray merkezde ikamet eden fakir ve ihtiyaç sahibi aileler belirlenerek ihtiyaçları karşılanıyor.
Sosyal güvencesi olmayan, mağduriyetlerini dile getiren, ihtiyaç sahibi vatandaşların durumları ilgili birimlerce teyit edilerek gerekli yardımlar belediye başkanlığı tarafından yapılıyor. Belediye bünyesinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Aksaray Merkez'de kayıt altında maddi gücü olmayan yoksul, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara alışveriş çeki, giyecek, ev eşyası gibi yardımlar ulaştırıyor. Aksaray Belediyesi havaların soğumasıyla birlikte olası bir yoğun kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. Aksaray Belediyesi havaların soğumasıyla birlikte olası bir yoğun kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda koordineli olarak Aksaray Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Destek Hizmetler Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri şehri kış dönemine hazırlamak için hummalı bir çalışma başlattı. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 6 tuzlama ekibi 23 personeliyle araçlarını kışa hazır hale getirdi. Müdürlük bünyesinde 50 tuzlama ekibi, 2 adet 5 tonluk küçük kamyon, 4 adet 8 tekerli 12 tonluk kamyon, 16 tonluk 6 adet kamyon, 5 adet grader, 3 adet kazıcı yükleyici kepçe, 2 adet loader yükleyici kepçe, 1500 ton stok tuz, 20 bin ton solüsyon stok, 1 tane solüsyon distribütör olmak üzere malzeme ve donanımlarla hazırlıklarını tamamladı. Aksaray Belediyesi sabah çorbası uygulaması ile vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. 3 ayrı noktada verilen hizmet kapsamında ortalama günde 1000 vatandaşa sıcak çorba dağıtılıyor. Sabah saatlerinde işine veya okuluna yetişmek isteyenler Aksaray Belediyesi'nin ücretsiz çorba dağıtım noktalarında güneş sağlıklı beslenerek başlıyor. Aksaray Belediyesi'nin ücretsiz çorba dağıtım uygulaması devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde işine veya okuluna yetişmeye çalışan vatandaşlar belediyenin ikramı çorbalarla kahvaltılarını yapıyor. Hafta içi her sabah 7.30 ila 9.30 saatleri arasında gerçekleşen çorba ikramları Kurşunlu Cami önü, Küçük Bölcek Köprüsü durak noktası ve Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri önünde yapılıyor. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haftanın ardından önemli gelişmeler ile karşınızda olduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşça kalın.